Evet, ne yapıyoruz? Talaşla kum karışmış. Nasıl karıştıralım? Nasıl ayıralım bunları? Evet, Gülay, sen anlatıyordun. Nasıl yapalım yani? Isıtmaya gerek var mı? Isıtmanın hiçbir faydası yok çünkü. Başka bir şey aklıma geldi. İkisinin arasında özkütleli bir sıvı alırsak kaldırma kuvvetinden bir tanesi batar. Evet, bu su olsun. Su Evet, olsun tamam. mesela. Su alalım. Heh. Batar. Üstte kalanını da alırız. Bir kepçeyle. Evet. Böylece ayrılmış olurlar. Bu kadar işte yüzdürme flatasyonu anlatmış oldum. Yani burada da ne yapıyoruz? Kum ve talaşı suyun içine attığın zaman kum dibe çöker mi? Çöker. Talaş da üste çıkar, yüzer mi? Yüzer. O zaman ne oldu? Üstten talaşı alırsın. Alttaki de kum. Suyu da dökersin. İçindeki kumu kurtarırsın. Ne oldu? Bir işlem tamam mı? Tamam. Yüzdürme yöntemi su arıtımında şu şekil 231 bir görelim. Bakın su arıtımı çok önemli bir olay. Yani ülkemizin kimyacılarının bu konuda teknolojisinin geri olduğunu şöyle anlayın. Yani horozlanmak değil yani olay işte sağa sola hey tüy biz yaparız ederiz falan filan. Demekle olmuyor bu işler. Türkiye'de bir tane su arıtma cihazı %100 üretilen yok. Su arıtma cihazlarının anası babası her şeyi, ana maddesi filtre. Türkiye'de üretilen filtre yok. Ta Tayland'dan geliyor. Ve tabii gelinceye kadar 1 liralık şey 20 liraya çıkıyor fiyatı. 20 katına çıkıyor, 15 katına çıkıyor. Yani bu bizim adımıza teknolojik olarak utanç verici olaylardan bir tanesi. Bakın su arıtma cihazı her evin ihtiyacı değil mi? Takıyorsun bir tane su arıtma cihazı. 300-500 lira, 1000 lira civarında fiyatları var. Onunla çeşmeden tertemiz suyu içiyorsun. Evet. Bunun filtresi bütün para filtre. Bir filtreyi üretememişiz. Bunu üretse bir tane burada kişi trilyoner olur. Trilyoner olur. Ama bu kadar basit bir şey bile üretmemişiz. Yani bugün samanı bile yurt dışından alan zavallı bir duruma düşmüşüz maalesef. Yani samanı bile dışarıdan alıyoruz. Yani Yani. samanı vermese aldığımız ülke ne yapacağız? Onu aç mı kalacağız? Yani bizim inekler o zaman süt vermeyecek mi? Yani tembellik paçalarımızdan akıyor. Tembellik, hay tuyt, sağa sola kafa tutmak bilmem ne paçalarımızdan akıyor her tarafımızdan. Yani bunun sonu nereye gider? Aç kalınca anlarız. Yüzdürme yöntemi su arıtımında yani su arıtımı tesisindeki bakın yüzdürme tankı bu. Yağın ve mikroskobik canlıların ayrıştırılmasından geri dönüşüm kağıtlarındaki mürekkebin uzaklaştırılmasına kadar pek çok alanda kullanılır. Yüzdürme yöntemi. Tekrar edelim bunları. Evet. Su arıtımında şu 231'deki şekil burada yüzdürme yöntemiyle kullanılıyor ve su temizleniyor. Yağın ve mikroskobik canlıların ayrılmasında geri dönüşüm kağıtlarındaki mürekkebin uzaklaştırılmasına kadar pek çok alanda kullanılır. Mesela kağıdın içindeki mürekkebi kurtarabilir misin? Suya atarsın kağıdı, mürekkebi çözersin ve oradan yüzdürme yöntemiyle mürekkebi ne yaparsın oradan alırsın. Yani bazı mürekkepler var ki çok çok kıymetli. Bazı yüzyıllarda da bunlar olmuş. Yani senin burada elde etmek istediğin maddeye göre düşünmen gerekiyor. Ne var burada? Altın mı var? Altını nasıl elde ederim? İçinde ne var? Kum mu var? Talaş mı var? Neyse. Bunu elde etmek gerekiyor. Şimdi talaş dediğim madde çok önemli bir madde değil mi? Yani talaşı tutup da yakarsan tabiatı kirletirsin. Kullanmazsan çok kıymetli bir şey çünkü o ağacın yetişmesi 250 sene sürmüş. O zaman o talaşı kullanmak gerekiyor. Değil mi? Talaşı kullanmak gerekiyor.
O talaşı alırsın, sunta yaparsın. Sunta bugün evlerimizde masa, sandalye, birçok şeyin yapımında kullanılan bir kaliteli bir malzeme. Bu neyden yapılıyor? Talaştan yapılıyor. Yani atık maddeyi değerlendiriyorsun, süper bir madde çıkıyor. Ağaçları kesmekten kurtuluyorsun. Yani birçok şekilde ayrıştırma. Yani bu konudaki işimiz nedir bizim? Karışımları kaliteli bir şekilde ayrıştırmak. Ancak bu yöntemde en çok maden endüstrisinde yapılan cevher zenginleştirmesi işleminde kullanılır. Nerede? Ben de Seydişehir Alüminyum Tesislerinde staj yapmıştım. Orada biliyorum. Aynı şekilde Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda ya da İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda. Yani kullandığımız, bakın oturduğumuz kanepenin iskeleti demir değil mi? Bindiğimiz otomobil demir. Uçaklar alüminyum. Yani bunlar nasıl elde ediliyor? Bunları yani ülkemizde elde etmek gerekiyor. Bunları elde etmezsen, yurt dışından almaya kalkarsan o zaman yarın kızar adam, vermez bize o maddeyi. Vermezse o zaman kaybederiz. Yani yerli üretim bu açıdan çok önemli. Mecbur kalırsan dışarıdan alırsın tabii ki. Ama bir aram bozulur, bir problem olur. Ya da o ülke üretim yapmaz. O zaman sen kendin eğer üretmezsen bugün kağıdı bile dışarıdan alıyoruz. Kağıdı. İzmir'de Seka fabrikası vardı. Onu da sattılar, yok ettiler. Yani bu kağıt fabrikasının yok olmaması için hepimizin aslında direnmesi gerekirdi. Yani her birimiz için utanç sebebi. Yani kağıdı dışarıdan alınca ne oluyor? O zaman 3 liralık, 5 liralık kitap şimdi 50 liraya, 100 liraya satılıyor. En basitinden nasıl etkilediğini buradan anlıyorsunuz değil mi? Yani ders kitaplarımızın kağıdı yurt dışından geliyor. Ve ta bilmem Kanada'dan, efendim Çin'den kağıt geliyor. Yani o Çinli üretiyor ama biz üretmiyoruz. Neden? Ürettiğimiz fabrikayı satmışız. Yazıklar olsun bize. Yani üretilen, kağıt üretilen, ucuz üretilen, düzgün bir fabrikayı satmışız. Yani böyle bir zavallı bir durumdayız maalesef. Şimdi o zaman biz bunları yani safa safa bunların hepsini düşünerek yapmamız gerekiyor. Şimdi bu içerdiği minerallerden alüminyum elde edeceğiz. Seydişehir'in dağlarından, Karabük'ün dağlarından ne elde edeceğiz? Demir elde edeceğiz ya da İskenderun'un demir çelik fabrikası için. O zaman bununla bu içerdiği minerallerden veya birkaçı ekonomik değer taşıyan kayacı cevher denir. Yani o içinde alüminyum varsa biz o taşa ne diyoruz? Cevher diyoruz. İçinde demir varsa biz o taşa ne diyoruz? Kayaya cevher diyoruz. Kum ve talaş örneğinde olduğu gibi suya atılan cevherler de bundan minerallerden bazıları su yüzeyine çıkar, bazıları ise suyun dibine batar. Bu noktada önemli olan tanelerin yüzey özelliğidir. Tanelerin yüzeyi ıslanmaz, yani hidrofob, ıslanmayan maddelere hidrofob diyoruz. Özellikle ise su içinde oluşturulan hava kabarcıkları ile bu taneler yüzeye taşınır. Islanan taneler, yani hidrofil diyoruz onlara da, ise kabarcıklara taşınmadığı için dibe çöker. Yüzdürülmesi istenen ve özel maddelerle köpüklere bağlanır ve cevher su yüzeyinde yüzdürülür hale gelir. Yani ne yapıyorsun? Seydişehir alüminyum fabrikalarında, Seydişehir'in dağlarından, Karabük'ün dağlarından ya da İskenderun'un dağlarından aldığın ya da Murgul'da bakır elde ediliyor mesela, bakır. Bu taşı alıyorsun, öğütüyorsun ve ondan sonra da bu yüzdürme tekniğiyle onun içindeki maddeleri ayırt ediyoruz. İçindeki demiri ayıklıyoruz ve sonra ne oluyor? O demir gelip bizim otomobilimiz oluyor. Değil mi? Kaşığımız oluyor, çatalımız oluyor, tenceremiz oluyor, buzdolabımız oluyor, fırınımız oluyor. Gördüğünüz gibi binamızın inşaatının demiri oluyor. Yani inşaatı, binamızı taşıyan nedir? Oturduğumuz evi taşıyan nedir? Demir. Kolonların demiri değil mi? Bunların elde edilmesi bu şekilde oluyor. Bu durumda taş, toprak dibe çökeceğinden cevherden ayrılır. Yani içinden ne yaptık? Demiri elde ettik, alüminyum elde ettik, bakırı elde ettik. Yüzdürme yöntemi çeşitli rahatsızlıklara sebep olan bazı mikroskobik parazitlerin tespitinde de
kullanılır. Bunun yanı sıra çocuklarda tüberkülozun erken teşhisinde de bu yöntemden faydalanılır. Onu biyolojide, onun detayları görülecek. Sadece burada ismini söyleyip geçiyoruz. Temiz suya ulaşmak. Bunu size mi bırakayım? Bu okuma parçası arkadaşlar. Bunu size mi bırakayım? Ben mi anlatayım? Hocam geçelim bence bunu. Evet geçelim, siz okuyun. Buradan anlamadığınız yeri bana sorun. Ama bu konu için önemli olan bir şey var. Bilgiler var içinde. Evet, böylece arkadaşlar bu konuyu bitirmiş oluyoruz. Karışımlar konusu bitirdik. Kimyanın evet, önemli ve büyük konularından birini bitirdik. Bunları çözeceğiz değil mi? Yok, bunları buradan çözmüyorsun. Bunlar ödev değil. Bunlar Palme'den çözeceğiz. Yeni ünitemiz 3. ünite, asitler, bazlar, tuzlar. Oraya geçmeden önce biraz Palme'den soru çözelim. Palme, 10. sınıf kimya fen lisesi kitabı, karışımlar, homojen karışımlar. Buradan açık uçlu sorulardan bir tane yapayım size. Evet, bu aşağıda verilen çözeltilerden tanecikler arasında etkin olarak hangi tür etkileşimler vardır? Bunu izleyerek halledelim. Aşağıda verilen çözeltilerde çözücü ve çözünen tanecikler arasında etkin olarak hangi tür etkileşimler vardır? En etkin etkileşim türü sorulmakta arkadaşlar. HCl ve H2O verilmiş. İkisi de polar moleküldür. Aralarında dipol-dipol etkileşimi etkin olacaktır. Kalsiyum klorür ve H2O verilmiş. Kalsiyum klorür iyonik bağlı bir bileşiktir. Dolayısıyla polar olan su ile aralarında iyon-dipol etkileşimi etkin olacaktır. CH3OH ile H2O verilmiş arkadaşlar. Hidrojenin oksijen, flor ve azotla yaptığı etkileşim hidrojen bağıdır. Burada da en etkin olan etkileşim hidrojen bağı olacaktır. D seçeneğinde NH3 ve H2O verilmiş. Bakın burada da hidrojen bağı var. Hidrojenin azot, oksijen ve florla yaptığı etkileşim türü olacaktı. Dolayısıyla burada da etkin olan etkileşim türümüz hidrojen bağıdır. E seçeneğinde karbon tetraklorür ile H2O verilmiş. Karbon tetraklorür apolar bir moleküldür. Su da polar bir moleküldür. Dolayısıyla aralarında indüklenmiş dipol-dipol etkileşimi etkin olacaktır. F seçeneğinde yine karbon tetraklorür verilmiş arkadaşlar. Bir de I2 var. Gördüğünüz gibi ikisi de apolar moleküller olduğu için aralarında indüklenmiş dipol etkileşimi etkindir. Bir diğer adıyla London kuvvetleri etkin olacaktır. Son olarak G seçeneğinde I2 ve H2O verilmiş. I2 arkadaşlar apolar bir moleküldür. Su da polar bir moleküldür. Dolayısıyla aralarında indüklenmiş dipol etkileşimi etkin olacaktır. Evet, burada tekrar edelim. Polar demek dipol demek. Poları gördüğünüz zaman hemen dipol diyorsunuz. Apoları gördüğünüz zaman da indüklenmiş dipol diyorsunuz. Direkt herhangi bir eşit bir anlam olarak kullanabilirsiniz. Tekrar edelim. Polar deyince direkt dipol diyorsunuz. Apolar olduğu zaman indüklenmiş dipol diyorsunuz. Evet, bu soruda herhangi bir anlamadığımız var mı? Yok hayır. Geçiyorum burayı. Buradan karışımlardan tez çözeceğiz şimdi. Boşluk doldurmadan da bir tane yapalım örnek olarak. Bir tanesini yapalım. Evet, burada boşluğu doldurunca acaba ne yazmamız lazım? Söyleyin bakalım. Şekerli su karışımında çözücü madde nokta nokta ve çözünen madde nokta noktadır. Su ve şeker olacak.
Su ve şeker. Evet, su ve şeker. Evet, bu şekilde bunu da geçtik. Karışımlardan doğru yanlıştan da bir tane yapalım. Onu da tanımış olalım. Birinci soruyu yapalım. Evet, doğru mu yanlış mı? Bunun cevabını istiyorum. Bir karışım en fazla iki tür madde içerir. Hocam yanlış. En az olması lazım. En az olması lazım değil mi? Bir karışım en fazla iki tür madde içerir. Arkadaşlar, karışımlar en az iki tür madde içerecektir. En fazla kaç tür madde içerdiği belirsiz. Dolayısıyla bu şekilde sınırlamak yanlış olacaktır. Bu ifademiz de yanlıştır. Bir karışım en az iki tür madde içermelidir. Evet, bunu da geçiyorum. Arkadaşlar buradan da şimdi o zaman test birden soru yapalım. Birinci sorudan başlayalım. Güzel. Evet, buna ne diyorsunuz? Hocam, düzeltilerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Hocam 1 ve 3. 1 ve 3 diyor Anıl. Başka cevap olan var mı? Ben Denizli diyorum. 1 ve 3. Yani Edirne. Çözelim. Çözeltilerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir diğer adıyla homojen karışımlardan bahsediyoruz. İçerisinde iyon bulunduranları elektrik akımını iletir. Doğru bir ifade olacaktır. Örneğin tuzlu su içerisinde iyon bulundurduğu için iyon hareketiyle birlikte elektrik akımını iletir. Bileşenleri belirli oranda karışır ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Karışımlar ister heterojen ister homojen karışımlar olsun belli bir oranda karışmaz. Rastgele oranlarla karışacaktır. Dolayısıyla ikinci yargımız yanlış olur. Bir çözeltinin kütlesi çözücü ve çözünen maddelerin kütleleri toplamına eşit olacaktır. Bu ifade de doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 E seçeneği olacaktır. Oldu mu? Var mı bir pürüz? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Geçiyorum. İkinci soru. Buna ne diyoruz? Çözeltiler ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Adana hocam, yanlışmış. Hocam Adana. Evet, Adana'cılar doğru söylüyor. Çözeltilerle ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Evet, çözücü miktarı her zaman çözünenden fazladır. Her zaman çözünenden fazla olmak zorunda değil arkadaşlar. Tam tersi de olabilir. Çözünenin miktarı çözücüden fazla olabilir. Dolayısıyla birinci yargımız yanlış olacak. Çözeltinin fiziksel halini çözücünün fiziksel hali belirler. Örneğin tuzlu su bir çözeltidir yani homojen karışımdır ve fiziksel hali sıvıdır. Çünkü çözücü olan su sıvı haldedir. Dolayısıyla ikinci yargımız da doğru olacaktır. Üç fiziksel halde de bulunabilir. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Örnek verecek olursak alaşım bir çözelti çeşididir ve katı haldedir. Tuzlu su ya da şekerli su sıvı haldedir. Hava bir çözeltidir. Fiziksel hali de gazdır. Gördüğünüz gibi katı, sıvı, gaz hallerde bulunabilir. Hangileri yanlıştır diye sorulmuştu. Cevabımız yalnız bir A seçeneği olacaktır. Evet. Volkan sesin çalışıyor mu Volkan? Evet, bir soru daha yapalım. Evet, buna ne diyoruz? Karışımı oluşturan maddeler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Ceyhan. 1 ve 2. Evet, 1 ve 2. Evet, 1 ve 2. 1 ve 2. Evet arkadaşlar, bu soruları size ödev olarak versem, asitler bazlara geçsek nasıl olur? Olur hocam. İyi olur değil mi? Olur hocam. Evet, harikasınız.
O zaman oradan geçelim. Asitler, bazlara asitler, bazlar, tuzlara başlıyoruz. Üçüncü ünitemiz. Asitler, bazlar, tuzlara başlıyoruz. Asitler, bazlar, tuzlar. Burada birkaç soru soralım kendimize. Kabartma tozunun üstüne limon suyu damlatılırsa ne olur? Sofra tuzu gıdalara tat verme dışında bir amaçla kullanılabilir mi? Kafamıza bir soru işareti atmış olduk. Burada neler öğreneceğiz? Bu ünitede asit bazların genel özelliklerini, tepkimelerini, günlük hayattaki kullanımlarını ile tuzlar konusu öğrenilecek. Bu kavramları burada göreceğiz. Bakın, bu barkodları mümkün olduğu kadar okutun. Açılanları izleyin. Oldu mu? Güzel bilgiler var, faydalı bilgiler var. Bu barkodları siz karekodları okutun. Kendiniz izleyin. Ben burada yapmayacağım bunları. Tamam. Her yıl binlerce köpek ve kedi sıklıkla kullanılan bir ürünü tükettikten sonra ölüyor. Allah Allah. Evet. Yani acaba bu neden oluyor? Bu ürün yanlış saklanan ve araç radyatöründen sızan, dışarı sızan antifrizdir. Eyvah. Antifrizi içince köpek ne yapıyor? Su zannediyor, içiyor ve ölüyor. Antifriz genellikle etilen glikolün sulu çözeltisi olarak kullanılır. Etilen glikol tatlımsı, yapısı yüzünden meraklı köpekler, kediler, hatta bazen de küçük çocuklar için risk oluşturabilir. Etilen glikol karaciğerde glikolik asite dönüşür ve kana karışarak kanın pH değerini düşürür. Kanın pH değeri 7,3-7,4 aralığının altına düştüğünde ölümcül olur. Anladınız mı? Bu bölümde asitler ve bazlar ve bu bileşiklerin özellikleri ele alınacaktır. Bu asitler, bazlar, tuzlar o kadar hayatımızın içinde ki, yani annenizin banyodaki o temizlik maddelerine baktığımız zaman onların hepsinin baz olduğunu göreceğiz. Yediğimiz, içtiğimiz şeylerin içinde her tarafta asit olduğunu göreceğiz. Asit baz oranı olduğunu göreceğiz. Şimdi bunları tanıyalım. Asitler ve bazlar. Asitler ve bazlar varlığı çok eski çağlardan beri bilinen bileşiklerdir. Bu bileşiklerin çok geniş bir kullanım ve uygulama alanı vardır. Birçok meyvenin, sebzenin temizlik ve besin maddesinin yapısında asit ve baz bulunur. İlk kimyacılar keskin ve ekşi tadı olan bileşikleri asit olarak tanımlamışlardır. Yani bakın, keskin ve ekşi olanları asit olarak tanımlamışlardır. Asitler organik ve anorganik asit olmak üzere ikiye ayrılır. Meyve asitleri genellikle organik asitlerdir. Örneğin mandalina, portakal gibi turunçgillerde askorbik asit, çilekte folik asit, limonda sitrik asit, sirkede asetik asit, üzümde tartarik asit bulunur. Şekil 3.1. Evet, burada görüyorsunuz. Evet, limonda ne bulunuyormuş Gülay? Sitrik asit. Sitrik asit. Evet, gördüğünüz gibi asit yiyip içiyormuşuz. Şimdi bunlar insan vücudunda tepkimelerde de asit ve bazların büyük önemi vardır. Mide asidi olarak bilinen HCl, yani klorik asit besinlerin sindirilmesinde büyük öneme sahiptir. Oo. Yani midemizde parçalama işini kim yapıyor? Klorik asit yapıyor. Güçlü bir asit. Ama midemizi yakmıyor. Bu da ayrı bir mucize tabii ki. Onu biyolojide anlatacağız, yani neden olduğunu. Yani biyolojide
Bu klorik asit midemizde değirmen gibi öğütüyor. O zaman neden midemizi parçalamıyor? Madem bu görevi yapıyor, o zaman bu aman dokunmayalım bu mucizeye. Aman klorik asit görevini düzgün yapsın. Aman midemizi delmesin. Çünkü midemizi ne yapması lazım? Normalde klorik asit delmesi lazım, değil mi? Neden delmiyor? Orada bir yapı var çünkü. O yapıyla devam ediyor. O yapıyı biyolojide göreceğiz. Besinlerin sindirilmesinde büyük öneme sahiptir. Yani onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Midemizi seviyorsak çok iyi çiğnedikten sonra gıdalarımızı yemeliyiz ve bol su içmeliyiz. Yani ihtiyacımız kadar su içmeliyiz. Saatte bir şöyle 3-5 yudum da olsa ne kadar ihtiyacımız varsa su içmeliyiz. Vücudumuzun susuz kalması, o hücrelerin bayılması, sonra da ölmesi anlamına gelir. Hocam çok da içmemek lazım. Tabii ki, tabii ki. Yani çok değil bak. Dikkat edersen ne dedim? İhtiyaç kadar dedim. İhtiyaç kadar. Ama bazen şu oluyor. Yani senin yanında su yoksa o zaman ya mutfaktaki suya kim gidecek falan diyorsun. Oluyor sonra göbeklenip o obezite ortaya çıkıyor. Yani suyumuz ders çalışırken yanımızda masamızda suyumuz hazır duracak. Ve saatte bir vücudumuza soracağız. Su istiyor musun kardeş? İstiyorum diyecek ve içeceğiz. Yani suyu ister zaten. Ama tembellik yapar da içmezsek o zaman ne oluyor vücut? Ha, içmeden doluyormuş diyecek. Ve ondan sonra ne olacak? Artık hücredeki hücre döngüsü yavaşlayacak ve ölecek. Ondan sonra saç kökleri kuruyacak, saç ağaracak. Ondan sonra saç dökülecek, cilt dökülecek, kemik eriyecek. Ondan sonra arkasından ölüm. Yani sırayla bakın adım adım söyledim. Yani su ihtiyacı günde 2 litre, 3 litre civarındadır. Ama spor yaparsın, koşarsın biraz daha fazla olur. Yani vücudumuz söyler zaten, su içer. Ama o sırada içmezsen o zaman vücut ne yapar? Diğer hücrelerden dilenir, dilencilik yapar. Hangi hücremiz susuz kaldıysa. Tabii ki dilendiği zaman ne yapıyor? Öbür hücreler verebiliyorsa veriyor. Ama kendisinden de kaybediyor bu sefer. Yani dolayısıyla her hücrenin hakkını, ihtiyacını düzgün verirsen gerçek beslenme budur zaten. Yani saçın ne istiyor, kaşın ne istiyor, kemik ne istiyor? Bunların ihtiyacını, yani bunların ihtiyacını da anlatmıştım ben size. Yani temiz hava, ihtiyacımız kadar su, yani günde 2 litre, 3 litre ya da ihtiyaç ne kadar hissediyorsak o kadar. Ve mevsim meyve sebzeleriyle beslenmek. Beslenmenin formülü bu. Ve çiğneyerek, düzgünce çiğneyerek yutmak gerekiyor. Düzgünce çiğnemezsek midemiz o zaman ne yapıyor? Hidroklorik asitle onu eritmek için uğraşıyor. Ondan sonra ne oluyor? Midesi insanın erken iflas edebiliyor o zaman. Spor yaptıktan sonra kaslarda hissedilen ağrı, değil mi? Aylardır hiç evden çıkmadım. Sonra da gittim bir maç yaptım. Of, yandım, bittim, kaslarım tutuldu falan diyoruz. Değil mi? Neden? Spor esnasında kaslarda biriken laktik asitten kaynaklanır. Onun için herkesin her gün 20 dakika hızlı yürüyüş yapması açık havada çok önemlidir. Bunu yapmazsak her gün hemen hemen, yani bugün yapmadıysan yarın mutlaka yapmalısın. O zaman ne yapar? Vücut yavaş yavaş iflas eder. Asitlerin ekşi tatları yanında aşındırıcı özelliği de vardır. Limon suyu, sirke gibi maddeler mermer, mutfak mermerine koyduğunuz zaman metal yüzeyleri aşındırma etkisine sahiptir. Limon suyunu tutup da bir alüminyum tabağa koysanız alüminyum tabağı paramparça eder. Delik deşik yapar. Onun için kullandığımız kaplar çok önemli. Yani limon suyu, turşu, yoğurt, bunları metal kaplara koyarsak o zaman bunlar zararlı madde üretir. Onu da hiç farkında olmadan yeriz. Bu nedenle mermer tezgahlar üzerinde limon kesilmemeli. Yani kullandığımız kapların arkadaşlar deform olmaması gerekiyor. Mümkün olduğu kadar ne yapmamız gerekiyor? Kapların kimyasal özellik vermeyen maddeler olması gerekiyor. Yani tutup da cam kaplar, ondan sonra çelik tencereler, mesela bunlar yapısı değişmiyorsa, yapı reaksiyon vermiyorsa içindeki yemekler, o zaman tamam, bir şey yok. Ama
Sen tutup da bir bakır tencereye koydun, bakır simsiyah oldu. Ne yaptı? İçindeki yemekle reaksiyon verdi. İçindeki reaksiyondan hangi madde çıktığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O madde öldürücü bile olabilir. Onun için tutuyoruz, plastik bardaktan sıcak çay içiyoruz. O zaman ne oluyor? O sıcak çay plastik bardakla etkileşim yapıyor mu? Yapıyor. Ondan sonra ne yapıyor? O bardaktaki plastikler midemize gidiyor. Gariban midemiz onları parçalayamıyor ve iflas ediyor. Midenin ölümü başladı demek. Bakın biraz önce ne anlattım ben size? Çay poşetinin dışındaki poşeti ne yaptık? Çayın içine atmadık. Ne yaptık bunu? Bu çıkardım. Bu kağıdını demliğin içine atmadım. Ne yaptım bunu? Yırtıyorum. İçindeki otunu alıyorum. Maddesini alıyorum. Ve kağıdı çayın içine atmıyorum. Neden? Çünkü o kağıdın içinde ne var? Çeşitli maddeler var. O maddeleri çayın içine karıştırırsan mideye giderse vücudumuz onları kullanamaz ve zararlı maddeler üretebilir. Midemizin iflası olabilir. Yani dolayısıyla vücudumuza, midemize merhametli olacağız ve onun istemediği maddeleri vücudumuza sokmayacağız. İçiyorsak bir kola soracağız. Vücudumun buna ihtiyacı var mı yok mu? Hocam onun poşetini sıcağa dayanıklı üretmemişler midir? Hayır. Hayır. Son araştırmalar gösteriyor ki kullanılan kağıdın içindeki bazı maddeler zararlı. Yani çok büyük zararlı değil. Yani sizi korkutmayayım ama ne oluyor? Bunlar birikiyor, birikiyor, birikiyor. Mesela koronalı hastalar nasıl ölüyor? Mesela sen otobanın kenarında oturan bir insansın. Otobanın farkında olmadan tozu geliyor senin akciğerlerine, yapışıyor, yapışıyor, yapışıyor. Hiç görmüyorsun. Görmüyorsun. Ne yapıyorsun? Masanın üzerinde bugün siliyorsun, yarın toz olmuş. Allah Allah. Peki bu toz aynı zamanda akciğerlerimize gitmiyor mu? Gidiyor değil mi? Gidiyor. Gidiyor. O zaman ne oluyor? Diyelim ki akciğerlerimiz %80 filtreler doldu. O zaman korona da gelince diyor ki zaten %80 iflas etmiş bunun akciğerleri. Hop, o korona o adamı öldürüyor, o kişiyi. Anladınız mı? Ama akciğerleri sağlamsa biraz tahrip ediyor ama o akciğerlerimiz vücut kendini tekrar yenileme özelliğine sahip olduğu için düzeltiyor ve koronayı geçiriyor ve o kişi de bakıyorsun hiçbir arıza yok. Bu neye bağlı? Vücudun sağlam olmasına bağlı. Yani organ organ düşünmemiz lazım burada. Yani korona kimleri öldürüyor? Akciğeri zayıf olanları öldürüyor. Değil mi? Evet, burada o zaman vücudumuza gönderdiğimiz, soktuğumuz her maddeye dikkat edeceğiz. Derimize sürdüğümüz her maddeye dikkat edeceğiz, derimize. Çünkü derimiz vücudumuzun en büyük giriş kapısı değil mi? Giriş kapısı sadece ağzımız değil. Aynı zamanda derimiz. Onun için derimizin temas ettiği yerlere de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Derimizin temas ettiği maddeler eğer cildimize zarar verecek maddelerse tahrip nereden başlıyor? Dış kapıdan başlıyor. Yani çünkü vücudumuz süngerimsi bir yapıya sahip. Vücudumuz temas ettiği noktadan ne yapıyor? Zehirli maddeleri içeri alabiliyor. Onun için temas ettiğimiz elbiselerimizin temizliği, ellerimizin yıkanması, vücut temizliği bu açıdan çok çok önemli. Yani sadece ağzımızdan burnumuzdan giren maddeler değil. Yani sadece ağzımızdan girenler değil. Onun dışında vücudumuza temas eden maddelere de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, ne oldu o zaman? Metal kaplarda limon suyu ve sirke saklanmamalıdır. Anladık mı sebebini? Bazılar da asitler gibi günlük hayatta sıkça karşılaşılan maddelerdir. Bazılar ciltteki yağlarla etkileşerek sabunsu maddeler oluşturduğu için cilde kayganlık verir. Sabunlar hep kaygandır değil mi? Temizlik maddeleri, şampuan, diş macunu, çamaşır sodası, sut kostik. Sut kostik dediğimiz nedir? Sodyum hidroksit. Sönmüş kireç, kalsiyum hidroksit yani. Ne oluyor bu? Bir tane kalsiyum, iki tane oksijen, iki tane hidrojen. Bunun adı ne? Sönmüş kireç. Amonyaklı su, deterjan gibi birçok maddenin yapısında baz bulunur. Gördüğünüz gibi huzurunuzda temizlik maddelerinin hepsi gördüğünüz gibi baz.
Arkadaşlar bu kare kodları siz kendiniz okutuyorsunuz, izliyorsunuz. Oldu mu? Bunları size bırakıyorum. Bazıları açılıyor, bazıları açılmıyor. Aşağıdan izleyin. Eksik kalan yerleri mutlaka bana söyleyin. Gerekirse ek ders yapacağız, konuları bitireceğiz. Oldu mu? Bu sizin sağlam durmanıza bağlı. Siz sağlam durursanız konuları eksiksiz, düzgün bir şekilde bitireceğiz. Eğer durmazsanız, mevcut derse sallana sallana 3 dakika sonra geç gelirsek falan ya da gelmezsek gibi şeyler yaparsak o zaman konuların bitmesine söz veremem. Şimdi burada yani sıkı tutarsak bir kişi bile olsa konuları ne yapacağız? Bitireceğiz. Bileşiklerin sınıfını belirlemek amacıyla onları tatmak veya onlara dokunmak çok tehlikelidir. Bu nedenle laboratuvarda asit ve bazların tanınması için yani o zaman elimizde dokunmak, dilimizde dokunmak zararlıysa, çok tehlikeliyse o zaman ne yapalım? Onları belli maddelerle tanıyalım. Onların adına da ne diyoruz? İndikatör diyoruz. İndikatör adı verilen maddeler kullanılır. Yani bunları tanımak için, asit ve bazları tanımak için kullandığımız aracı maddelere ne diyoruz? İndikatör diyoruz. Sulu çözeltilerde ortamın asitlik ya da bazlığına göre renk değiştiren organik boyar maddelere indikatör ya da ayraç diyoruz. Boyasına bakıyorsun, rengine, aa diyorsun, kırmızı mı oldu? Asitmiş, bazmış, oradan anlıyorsun. En çok kullanılan indikatör likenden elde edilen, liken maddesinden elde edilen turnusol kağıdıdır. Turnusol kağıdını duydu değil mi herkes? Evet. Asitlerin sulu çözeltisi turnusolun rengini kırmızıya çevirir. Ha, bunu ezberleyin yalnız. Bak ilk defa size bir ezberlenecek bir şey söylüyorum. Asitler ne yapıyormuş? Asitlerin sulu çözeltisi turnusolun rengini kırmızıya çeviriyormuş. Evet Anıl, sen bir söyle, neymiş bu? Hocam, asitlerin sulu çözeltisi turnusolun rengini kırmızıya çeviriyor. Bu kadar. Bakın bu kadar dersi ilk defa bir şeyi ezberleyin diyor. Bu kadar yeterli. Bazılarınki ise maviye çevirir. Bir de bunu ekleyenle. Bir de bunu söyle Anıl. Hocam bazılarınkini ise maviye çevirir. Bu kadar. pH kağıdı da indikatör olarak yaygın biçimde kullanılır. pH kağıdı. pH bir kısaltılma adı. pH'i günlük hayatımızda çok duyuyoruz zaten. Ne olduğunu şimdi daha detaylı işleyeceğiz. pH kağıdı test edilecek çözeltiye